Arkadaşlar yani burada oynuyordular biliyorsunuz her zamanki gibi bunların oyunları her zamanki oyunlarını biliyorsunuz burada koşturuyorlar. Vurgun kaşındı arkadaşlar. Şimdi niye kaşındı? Raskol bir çıkıyor kemiğini alıyor kale oynuyor kemiğini. Kemiğini alıp oynuyor ve Vurgun da gidiyor sen o kemiği alamazsın. Raskol'le saldırıyor. Yani videonun başlangıcı zaten görmeniz lazımdı. Hani bazen diyoruz ya kamera sistemi ama kamera sistemi olduğu zaman da böyle şeyler olmasın. Kamera sistemi de çok önemli ama kamera sistemi de olsa olayın başlangıcını keşke görseniz. Şimdi burada Vurgun geliyor Raskol'le saldırıyor. Raskol bir an alta yere düşüyor. Ama oradan bir kalkıyor bir şey. Vurgun alıyor aşağıya. Yerde yatırıyor. Ben çekiyorum geriden ama vurgunun yapışmış zaten. Ha, o videoyu çektiğin yerde var mıydı acaba? Ben dedim ben ayırırım bunları. Videoda bir gözüksün. Ayır. Zaten vurgunu içeri kaçırdı. Vurgun kulübeye kaçtı arkadaşlar. Bir video var mı yok mu bakacağım şimdi. Ama Raskol vurguna. Vurgun. Vurgun kızım bak Raskol artık çocuk değil ona öyle davranma Vurgun. Bakayım kanman var mı? Kanman yok Allah'a şükür. Yani herhangi bir yaralanma falan yok. Sadece tutup biraz salladı ama böyle tam koparmadı onu. Tamam Duygu. Gördün mü? Raskol seni çarptı yani. Bu normalde birkaç sefer daha olmuştu arkadaşlar. İçeride de yine böyle ama Raskol maşallah var. Reyna müdahale etti. Vurguna yardım edecekti ama Raskol onu da bir ısırdı. O dedi ben bulaşmıyorum o zaman. Kemiği de bu şerefsiz aldı bak bak. Kemiği de bu aldı. Ya kızım sen niye böyle? Duygu bak daha şey yapma tamam mı? Tamam. Raskol'e bak ya. Şaşırttı beni yani. Gerçekten arkadaşlar Raskol zaten ala biliyordu yani. İlerleyen zamanlarda yavaş yavaş böyle ağırlaşacağını. Ama yani son zamanlardan geçen kemik olayında boss'u kaldırdı vurdu yerden yere. Boss'u bakın daha ayağını kaldırmadı işemek için. Böyle işiyor. Ama boss'u da fena yaptı. Boss da gerçi onun ayağını ısırdı ama. Boss yine de gidip ona şey yapıyor ama şu an mesela böyle yemek zamanları falan hemen ayırıyorum. Yemeği vereceğim zaman Raskol'ü içeri alıyorum. Boss dışarıda. Çünkü yemek zamanı yine boss ona gidiyor. Yine gidiyor ama Raskol hiç bana bulaşırsan diyor dayağı yersin. Ya var ya bak. O ormana gidiyoruz ya o şeyler hep bunların tüylerine giriyor. Allah'a şükür ki bir şey olmadı yine ama ben Vurgun'a şimdi burada ne diyeyim yani Vurgun gelip saldırıyor. Vurgun'u biliyorsunuz zaten. Böyle sadece Raskol'le değil hepsine yapıyor ama daha artık Raskol'le biraz abdesti yaklaşacağından eminim. Bakın Raskol nasıl bakıyor. Raskol'ün inanın burada gidip birine yani Jakrasıllar hariç Jakrasıllar da ona hırlıyor murluyor diye onları kapıyor. İşte Pars'ı bir kötü yapmıştı. Ama Raskol'ün burada gidip birine ben sana yazılıyorum gel hep buna yazılıyorlar. Bu da buna yazılıyor. İşte o da ona yazılıyordu birkaç sefer. Bunu birkaç sefer daha kaptı ama şu anki mevzu düşünün videonun öncesi var. Ben dedim ki yani zaten ayıracağım bunları en azından video gözüksün diye o videoyu işe attım. Çünkü bazen mevzular oluyor. Videoya denk gelmiyor arkadaşlar. Burada videoda gözüktü mü ne kadarını çekebildik bilmiyorum. Şimdi ben biraz rahattım yani. Çünkü bu yavru sonuçta yani bunların aralarındaki şeyden bir sıkıntı olmaz. En azından
videoda olsun dedim. Her her zaman da videoya denk gelmiyor arkadaşlar. Bu an biraz bakalım videoda denk geldim. Ben de bakacağım. Ama Raskol yavaş yavaş içindeki kara kurtu çıkarmaya başladı. Vurgun artık Raskol'un yanında yol alıyor. Bak. Değildi sen daha Raskol'un hiç bulaşmayın zaten, tamam mı? Kimse bulaşmasın, ben söylüyorum size, ben sizi uyarıyorum. Zaten tam anlamıyla arkadaşlar karakter oturduktan sonra Raskol'un artık yani dişiler zaten ona biat edecek. Dişiler ona biat edecek. Yalnız boss, işte baron mesela evet. Vurgunun bir aklını aldı. Vurguna nasıl hırladığını görüyorsunuz değil mi? Arkada bak nasıl bakıyor şey var. Ben buradan su içiyorum, sen niye geliyorsun diyor. Yani bu dişilerle yine beraber olacak Raskol, ama dişiler Reyna şu an oynuyorlar ama aralarında mesela kafeste böyle hırlaşmalar, kapışmalar oluyor ama oynuyorlar yani. Vurgun'la gerçekten şu an kapıştı yani. Ve şu an Vurgun hala Vurgun'a baskınlık kurmaya çalışıyor herhalde. Baskınlığında ne olduğunu biliyorum, bilmiyorum ama. Yani bu kavga esnasında, aralarındaki şey esnasında Raskol'le de hiç şey yapmadım arkadaşlar. Sadece çektim, ayırmaya çalıştım. Zaten Vurgun'a bağırsam da şey yapsam da hiç Vurgun da şey yapmıyor, ama Vurgun kendini kaptırdı ona. Zaten Vurgun ilk başta daldı ama Raskol yere düşünce Raskol beklemiyordu. Vurgun bir anda çöktü. Raskol hemen kaptı onu. Yani alttan çıkıp baronun o seri hareketlerini biliyorsunuz. Ben Raskol'den onu beklemiyordum. O kadar hızlı bir şekilde döndürüp Vurgun'u yatırdı buraya. Vurgun'u salladı. Sonra ayağa kaldırdım. Ayırmaya çalışıyorum. İşte video neresinden başladı onu da bilmiyorum. Ben dedim sen videoyu çek. Ben ayıracağım onları zaten. Kameraya çeken kişi o kadar hızlı davranamadı. O da şimdi köpekler birbirlerine sıkıntı verecek diye düşünüyor. Halbuki bir şey olmaz yani. Bakın gördünüz zaten. Ama Raskol yani buranın Raskol buranın iki kralından biri ben olacağım diyor. Aynı boss'un şeylerini yapıyor şu anda. Diyorum ya geriden hani bazı arkadaşlar diyor Raskol'un işte şey olacak falan ya böyle Raskol'le çok fazla anlam yüklüyorsun diyenler oluyordu, tamam mı? Yani ben Raskol'le anlam yüklemiyorum. Köpek kendini gösteriyor arkadaşlar. Bunu videolarda göreceksiniz ilerleyen zamanlarda. Yani Raskol'un nasıl olacağını hep beraber göreceğiz ama boss biraz daha erken başladı bu tarz şeylere. Şimdi Raskol mesela bakın Vurgun'a kafayı taktı, sürekli onu kolluyor. Onu çekiyor musun? Şimdi aynı şey onu bir iki kere çarptı. Bunu da çarptı ama bu diyor ki bu bela yani bu da bana saldırıyor. Buna herhalde çok fazla yazılmak istemiyor. Boss ver. Boss. Boss. Elimi gör demen elimi uzat. Boss. Bu neredeydi ya kavgada? Bu gözüktü mü? İyi bu bulaşmadı. Bu ben bak bu bağırdığım zaman bu gene şey yapıyor da bak ben normalde Raskol'u kaçırmak istedim. Bayağı bağırdım ben de burada bunlara. Ama Raskol başladığı zaman hiç benden de çekinmiyor ya. Ama ben Raskol'u boynundan çektim arkadaşlar birkaç sefer. Yani bana da hiç şey yapmadı yani. Bügü! Bügü bir daha böyle şeyler yapma bak. Bu Raskol. Raskol intikam alacak.
Zaten eski videolarda biliyorsunuzdur, orada kafesinde kemik Raskol'ünü gasp etmeye gitti gene. Raskol'ünü gasp etmeye gittiği zaman Raskol orada Vurgun'a, daha öncesinden Reyna'ya, Vurgun'a da şey yaptı, hamle yaptı. O zamanlar Raskol kaç aylıktı? 6-7 aylıktı. Şimdi 11 aylık işte. Burada 13 Ekim'de yaşını dolduruyor arkadaşlar. 13 Ekim'de videosunu çekeceğiz. Burada mısınız 13 Ekim'de? Burada mısınız 13 Ekim'de diyorum. 13 Ekim'de ben çekeceğim videosunu bunu. Şimdi zaman bize gösterecek. O Raskol'le çok fazla anlam yüklüyorsun diyen arkadaşları da orada göreceğiz. Bakalım ne yüklüyoruz. Göreceğiz. Ama tabii ki herkesin bir düşüncesi var arkadaşlar. O zaman öyle düşünüyor olabilir ama daha sonra fikirleri değişebilir. Benim de öyle. Ben bir ara şimdi bu bayağı baskın olmaya başlayınca dedim ki bu herhalde Raskol'ü baskılayacak. Yani biraz öyle düşündüm. Normalde Raskol bunu yine yıkıyordu ama bu yine hep şeydeydi yani. Raskol hiç buna bulaşmak istemiyordu. Şimdi Raskol daha kendinden emin. Bunu da bundan biraz ilk başlarda hani kendini çekiyordu. Çok şey yapıyordu ama şimdi hiç bu varsa da var. Onun da değil gibi havalarında. Ama bu bakın böyle diyoruz ama bu da Raskol'ü tanımaz yani. İnanın tanımaz. Bu da değişik bir model. Bunun biraz daha Raskol'ün altta kaldığı için çabuk tokata çabuk geliyor ama o da tehlikeli. O da Raskol'ün ayaklarına saldırıyor. Ya bu zaten bak aha, bir tanesi kaçtı ama bir tanesini yakaladım. Burada tam sineği yakalıyorum. Aynı bu şurada. Beni kameraya çekmişler. Tamam. Bak aha, burada yakaladım. Bu sefer pres yapmadım yani. Şimdi arkadaşlar yani tabii ki şu an 11-10 aylık 11-12 ayına girecek. Aralarında 2 ay var. Tabii ki şu an bu tarz şeyleri görüyoruz ama ilerleyen zamanlarda böyle şeyler görmeyeceğiz. Göremeyiz zaten. Çünkü geçen günkü yani bunların arasındaki kavgayı, ikisinin arasındaki kavgayı ben nasıl ayırdığımı ben biliyorum. İki kere yere düştüm. Hala bakın bu tişört hala yıkamadılar. Çamaşır tozuna zam geldi. O yüzden hemen yıkamıyorum birkaç günde. Burada önü temiz. Bakın bu arkası hala kirli. Ya yere bir düşüyorum. Bak şu an buram yine ağrıyor yani. Hala ağrısı var bende. Zar zor ayırdım yani. Ama ben zaten videoları da olduğu gibi söylüyorum. Olanı da olduğu gibi söylüyorum. Raskol yani en az 3 kez yatırdı boss. 3 kez yatırdı ama boss da sürekli alttan çalıştı. Raskol üstten. Raskol biraz salladı zaten bunun kulağına. Ama bakın iyileşti yarası. Şu an bakın gel şuradan. Şimdi bir göstersene gel. Bakın şurası. İyileşti yarası. Şimdi aralarında bir sorun yok. Şu an aralarında bir sorun yok. Yani didişme ciddi anlamda başladığı zaman yemek ve kemik muhabbeti hariç. Ama şu ortam muhabbeti ciddi anlamda başladığı zaman zaten o zaman ayıracağız onları arkadaşlar. Artık beraber aynı böyle bu ortam olmayacak. Ama şunu da söyleyeyim. Bakın bu ayrı bir şey. Şimdi dışarıdan biri geldi. Bir şey oldu. Yani boss şu anda ileride Raskol o konuda nasıl olur bilmiyorum ama boss o konuda mekancılık konusunda şu an gerçekten zirve yani. Şu an yavru olmasına rağmen mekan benim diyor. Burayı ben koruyacağım. O konuda boss'un hakkını yemeyelim. Ama dediğim gibi Raskol yüksek bir köpek oldu. Yani bu anne orayı gösterme abi şimdi boss'ta geliyor oraya şey yapmasınlar. Baba baba. Anne bak baba baba. Şimdi. Raskol bugün bir sefer şey yaptın, iki sefer şey yapma. Anne oradan gösterme bana şimdi orada kavga ederler. Yani annem oraya şu an cama çıkarsa kavga başlayabilir yani. Söyleyeyim. Kavga direkt başlayabilir çünkü boss diyecek ki burası bu yemek benim. Yemek ve kemik zamanı boss. Yani bak görüyorsunuz. Raskol de onu şey yapmıyor şu an orada duruyor ama eğer yemek cama çıkarsa
O zaman sıkıntı. Annem oradan onlara bazen et parçası bir şeyler atıyor. Ben geçen bir de o yüzden kavga ettiler. Ben zaten anneme de söyledim yani oradan şey yapınca bunlar kavga eder. Sadece boss vurgun varsa boss vurgun boss'a gitmiyor. Bunlar da burada yatıyor. Bak vurgunu gene kolluyor. Vigü, gel kızım bak. Vigü, bak anladın mı şimdi Raskol'ün ne olduğunu? Bak hala buralar ısta. Anladın mı ne olduğunu Raskol'ün? He? İlk önce sen anladın. Sonra biz anladık. Sonra herkes anlayacak. Ben videoyu kapatayım arkadaşlar. Şimdi akşam yürüyüşlerini yaptıracağım. Raskol ile Baron'u bugün beraber yürüteyim. Dışarıda biri var mı? Bosa bakta ya. Bosun da arkadaşlar fiziğinin maşallah var. Bazı arkadaşlara biraz kilolu gelebilir ama yapısı böyle şişiyor. Yemeğini böyle bir ufak azalttım ama daha rahat olsun diye. Çünkü biraz fazla şişmiş gibi geliyor bana. Şimdi mesela şu kemik muhabbetinde tamam görüyorsunuz bak. O kemiği şu an Raskol gidip oradan alamaz. Kavga ederler. Yani kavga ederek alabilir. Ama Raskol öyle bir şeye bulaşmaz. Yani Raskol'de kemik varsa boss da gidip ondan alamaz. Raskol zaten çok dediğim gibi kavga edeyim şeyine gitmiyor ama biri ona bulaşırsa gerçekten hakkını veriyor yani. Baksana ya. Salı falan çok uzadı maşallah ya. Reyna, oralara bakma hiç. Ha ona bak, ha ona. Ben seni anlamayalım seni değil mi? Ben seni anlamıyorum. Ya abla gel, gel, gel Reyna. Gel, 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 gel. Gel kızım. Reyna, niye kaçıyorsun ya? Ha? Bak. Gördün mü, adamı gördün mü ne yaptın? Seni de kapıyordu. Reyna da orada dayanışmaya giriyordu vurgunla. Reyna'yı da bir kaptı buralardan. Reyna hemen bıraktı sonra daha hiç dedi ben karışmıyorum. Ne yaparsanız yapın. Goç. Goç. Vigü. Hemen yatalım. Evet, bakalım kaç tane sinek yakalamışız arkadaşlar göreceğiz. Hepsini. Aa bir tanesi kaçtı. Aa bir tane daha kaçtı. 5 tanesini bir seferde yakaladım. 2 tanesi kaçtı. Onu yer misin? Bunları tavuklara verelim ziyan olmasın arkadaşlar. Gel şimdi gel. Ah. Tavuklar onlarla. Al Rasko. Al bakayım onu. Al Rasko. Al. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.